Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdüren Çimentaş ile Sivasspor günü gerçekleşen tek antrenmanla değerlendirdi. Antrenman öncesi basın açıklaması yapan Elazığ Spor Teknik Sorumlusu Bülent Yenihayat, kazanıp seriye devam etmek istiyoruz dedi. Zor, yani grupta zor bir rakibe karşı oynadık. Bunu söylemiştik zaten, yani iddialı ekiplerden bir tanesi. Ciddi bir bütçe koyup flash transferler yapan bir ekipti. Ama geçen hafta konuştuğumuzda da artıları eksileriyle alakalı bir çalışmamız olmuştu. Bir plan hazırladık. O planda istediğimiz gibi orada tuttu. Yani rakipten ne bekliyorsak sahada onların o zaaflarını değerlendirmek adına bizim adımıza %100'e yakın bir maç olduğunu düşünüyorum. İyi bir oyun oynadık, iyi mücadele ettik. Güzel bir skorla da oradan kazanarak döndük ki çok önemliydi bizim için. Yani grupta bu tarz takımlara karşı kazanmak, bir de kendi onların sahasında kazanmak önemli. İddia anlamında da ben takıma şunu da söyledim. Yani bu tarz maçlar güç gösterisidir. Kimin daha güçlü olur, ama şuna inanıyorduk ki takıma da onu söyledim maçtan önce. Takım olgusu olarak, takım olarak biz onlardan daha iyiyiz. Bunu da sahada gösterdi oyuncular. Sizin huzurunuzda tekrardan tebrik ediyorum takımı. Artık geride kaldı. Giresun maçına odaklanıyoruz. Onunla alakalı hazırlığımız. Şimdi yine analizden çıktık. Genç bir takıma karşı oynayacağız, dirençli bir takıma karşı oynayacağız. Kolay geçmeyecektir diğer maçlar gibi. İlk oynadığımız 3 maça benzer bir maç olacağını düşünüyorum ben. Oradan da kazanıp bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Önümüzdeki bir sonraki maç içeride Menemen. Belki de o maç, belki bu hafta eğer kazanırsak o haftaya lider de girebiliriz. Kazanıp Menemen'i lider girebiliriz. Ama en önemlisi Giresun maçını önce kazanmak gerekiyor. Yani kazanmaya gideceğiz. Ama biz en başta da söyledik, Elazığspor her zaman şampiyonluk yarışının içerisinde olacak. İddialı ekiplerden biriyiz ki bunu da gösterdik. Yani belki grubun, belki iki grubun en fazla bütçe koyan ve başta da söyledim plaj transferler yapan ekibine karşı üstün bir oyunda kazandık. Şu var, bu sezon başlamadan önce de burada konuşmuştuk daha önce. Her şey para değil. Parayla da her şeyi koyamıyorsunuz. Sahada bir plan olması lazım. Doğru bakıldığı zaman işe, doğru çalışmalar, doğru planla bu işlerin daha iyi olabileceğini düşünüyoruz ki bunu biz geçen sene de gösterdik. Bu sene de devam ettiriyoruz. Rakipleri de tedirgin ediyor bu durum. Grupta bizi hesaplamadılar baştan ama şimdi yorumculara bakıyorum. Bizi hesaplamaya başladılar, artık içerisine sokmaya çalışıyorlar. Geçen sene de aynısı olmuştu. Biz elimizden geleni yapacağız yani, ama Elazığ Spor ismi her zaman şampiyonluk yarışının içerisinde olacaktır. Sonu ne olur? Daha konuşmak için çok erken, yani 4 hafta oldu. Bunu ilerleyen haftalar daha net belli edecektir. Elazığ sporlu futbolcular Hasan ve Maksut rakip seçmeden ciddi bir şekilde maça hazırlandıklarını söylediler. Yani öncelikle Van maçından başlayalım. Biz hafta içi çok iyi çalıştık. Çok inanıyorduk yani güzel bir sonuçta oradan döneceğimize. Çok şükür Allah'a güzel oyun, güzel galibiyet oldu. Müthiş oldu. Bu hafta da başladık. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor Giresun spor maçı için. İnşallah oradan da taraftarımızı, camiamızı mutlu ederek galip ayrılmak istiyoruz. Sıkı çalışıyoruz. İnşallah daha güzel olacak. Zaten hafta içinde mi hocamızla, takım arkadaşlarımızla hep birlikte maça çok güzel hazırlandık. Hani güzel bir galibiyet oldu. Gol atmam ayrı bir güzel, ama takımın galip gelmesi, Elazığspor'un hedefleri doğrultusunda ilerlemesi çok güzel. Hani inşallah böyle devam ederiz. Hani rakip seçmeden hedeflerimiz doğrultusunda galip gelmeye çalışıyoruz. Bu Elazığspor'u hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi yani rakip seçmeden her rakibe aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Takım olarak, şehir olarak, hocalarımız, yönetimimiz hep birlikte hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Hani Giresun spor olur, farklı biri olur. Hiç rakip seçmeden ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz.